bakınca bana, bir de oturunca yanıma sen ölmem inşallah. 5. sınıf 3. ünite çalışma fasikülü Şanlıurfa, 21. soruda kalmıştık. Devam edelim gençler. Furkan, 3.3 kilometre uzundaki yolun 1.2 kilometre 27 kilometrelik kısmını koşarak, kalanı yürüyerek gitmiştir. Ne kadar kısmını yürüyerek gitmiştir diyor. Ne yaparız? Tüm yoldan koşarak gittiği yolu çıkartırız. 3 tam 10'da 3'ten 1 tam %27'yi çıkartacağım ama burada boşluk var. Oraya bir sıfır atayım, 10 sonra çıkartayım. Fark ettiniz değil mi? Virgülleri alt alta getirdik. Tek kuralımız o zaten. 10'dan 7 çıktı 3, 2'den 2 çıktı 0, virgül. Burada 3'ten 2 çıktı, 3'ten 1 çıktı 2. 2 tam %3 kilometre yürüyerek gitmiştir deriz. Bir tesisatçı uzunluğu 20 metre olan kablonun 8 tam %85 metresini salonda, 4 tam 10'da 9 metresini de banyoda kullanmış. Ne kadar kablo kalır diyor. Şu kullandıklarımızı bir toplayalım değil mi? 8 tam %85, bir de 4 tam 10'da 9. Topluyoruz. Şurayı istersen sıfır da atabilirsiniz. 5, 17'nin 7'si elde var. 1, toplarsam bunu da 13 tam %75 yapar. 20 tamdan, 20,00'dan 13 tam %75'i çıkartalım. Kalanı soruyor bize. Şimdi buradan bir 10'luk alırız. Burası 1 kalır. 9, 9. Şurası da 10 oluyordu. 10'dan 5 çıktı 5. 9'dan 7 çıktı 2. Virgülü attım. 9'dan 3 çıktı 6. 1'den 1 çıktı 0. Ne kadar kalıyormuş? 6 tam %25 metre kablomuz artıyormuş. Mert'in kilosu bu kadar kilogrammış. Mert ilerleyen zamanlarda kilo almış ve kilosu 4,5 kilogram artmıştır. Son durumdaki kilosunu soruyor. 38 tam %25 de 4 tam 10'da 5 kilogram artmış. Toplayacağım tabii ki. 5, 7, virgül, 8, 4 daha 12'nin ikisi elde var. 1, 3, 1 daha 4. 42 tam %75 kilogram olmuş. Gizem'in kilosu 38 tam %48 kilogramdır. Ayşe'nin kilosu ise 45 tam %2 kilogramdır. Ayşe'nin kilosu Gizem'in kilosundan kaç kilogram fazladır? Ne kadar fazladır dediğinde hangi işlemi yaparız? Çıkarma işlemini. 45 tam %2'den 38 tam %48'i çıkartıyorum. Bakın virgülleri alt alta getirdiğimiz zaman iş bitiyor aslında. 12'den 8 çıktı mı? Burada ne kalır? 4. Burada 9 kaldı. Şurada da 4 kaldı. Bu arada unutmayın. 9'dan 4 çıkarsa 5, virgül attım. 4'ten 8 çıkmaz. Komşudan bir 10'luk alırım. 14'ten 8 çıkarsa 6, 3'ten 3 çıkarsa 0. 6 tam %54 kilogram daha fazlaymış. Şekildeki dikdörtgenin çevre uzunluğunu soruyor. 2 tane 1.93 vardır. 1.93, 1.93. 2 tane de 4.1 vardır. 4.1, 4,1. Toplayalım bunu. 3, 3 daha 6. Buraya 0 attım isterseniz. 9, 9, 1, 1 topladım. 20 yaptı. Elde var. 2, 4. 2, 4 daha 8. 2 daha 12 daha 12. 12 tam %6 santimetredir. 12 tam %6 cm. Etiket fiyatı 125 tam 10'da 7 TL olan ürüne bu kadar zam gelmiş. Yeni fiyatını soruyoruz. Zam ne demek? Fiyatı arttırman demek. Yani toplayacağız. 125 tam 10'da 7 ile 16 tam %58'i toplayacağım. Yalnız şu kerteye bir sıfır atayım. Gerek de yok aslında ama. 8, 12'nin ikisi elde var 1. Toplarsam 12'nin ikisi yine elde var 1. 4 ve 1. Ne olmuş? 142 tam %28 olmuş. Aşağıdaki verilen modeller ile bu modelin ifade ettiği ondalık gösterim ve yüzde değerlerini oklar kullanarak eşleştiriniz. Tabii ki. Birinci yapmışlar. İkinci yapalım o zaman biz. Burası 3 bölü 4'tür normalde. Paydamı 10 yapamayacağım için 25 ile çarpar yüzde yaparım. 3 kere 25 75 bölü 4 kere 25 ne yapar burası da 100. Bunu virgüllü olarak yazacak olsak nedir? 0,75 olur. Eşleştirdiğimde bu 0,75'e gider. Zaten 0,75'in okunuşu da %75'tir değil mi? 75. Yani nereye gidiyor? Direkt oraya gidiyor. Bu 8 parçaya bölmüş. Kaçını almış? 2 parçasını almış. Bunu önce gelin bir sadeleştirelim. 2'ye bölelim 1. 2'ye bölelim 4. 1 bölü 4'ü de gelin 25 ile genişletelim. Ne olur? 25 bölü 100 olur.
25 bölü 100 virgüllü olarak bakın burada. Ve yüzde olarak ise buradadır. Mavide ise 16 parçaya bölüp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'ini almışlar. 16 parçayı da 8'e azıcık sadeleştirelim mi? 8'e bölelim her iki tarafı da. 8'e bölersem 1 bölü 2 yapar. Bunu da 5 ile genişletirsem ne olur? 5 bölü 10 yapar. 5 bölü 10 burada arkadaşlar. Peki bu 5 bölü 10'un paydasını bir de 10 ile genişletsem 50 bölü 100 olur değil mi? Niye paydayı 100 yaptım? Yüzde diye okuyabilmek için. Bakın %50. Kesrimizi vermişler. Biz bunu nasıl yazarız arkadaşlar? 2 tam 55 bölü 100 olarak yazarız. Bu da nedir? Tam sayılıdır. Tam sayılı kesirdir. Ondalık gösterimi ise 2 tam dediği için 2 virgül %55 dediğim için 2 tane sayı olacak. O da 55'tir. Bakın okunuşta 2 tam %55 diyor zaten. Bakın bu 4 tam 7 bölü 100'dür. Hemen biz onu nasıl yazak? Aslında şöyle yazak önce. 407 bölü 100 diye. Çünkü sayının tamamı yazılıyor. Virgülden sonraki sayı kadar da virgül atılıyor. Bunun okunuşu neyi peki? Öncelikle 4 tam yazarız. Yüzde niye dedim? Virgülden sonra iki sayı olduğu için %7 diye de okuruz. 6 tam %2 diyor. Hemen 6 virgül dedim. %2 dediği için 0,2 yazdım. Bu da nasıl yazılır arkadaşlar? 602 bölü 100 olarak yazılır. Önce bunun okunuşunu bir yazalım. 0 tam binde 99. 90 9. Gördüğünüz gibi bu bir basit kesirdir. Basit kesir. Ve yazılışı da 99 bölü 1000'dir. Diğer soruya baktığımızda bir kere bu tam sayılı kesirdir. Tam sayılı. Çünkü 4600'e böldüğümüzde 40 tam çıkar. Şöyle yazarız hatta bunu. 40 tam 6 bölü 100 olarak yazarız. O da nasıl yazılır? 40,06. Okunuşu da 40 tam %6'dır. %6. Şimdi birkaç tane pratik vereyim diğer soruya geçmeden önce. Size desem ki ben 256 bölü 100. Arkadaşlar bunu tam sayıya çevirmeden direkt virgül yazabilirsiniz. Paydan neysenin 100. Sondan iki basamağa getirip virgül atıyorsun. 2,56 yazabilmelisin. 1453 bölü 1000 dedim misal ben sana. Virgülden sonra 3 basamak olacak demektir bu. Sondan 3 basamağa ayırıyorsun, virgül atıyorsun. 1,453 gibi pratikler yapıyorsunuz. Aşağıdaki modellenen eşliklerde kesirlerin birbirine denk olabilmesi için tamamen boş olan kutucukların uygun sayıda boyayınız diyor. Tabii ki burada ilk başta 10 parçaya bölmüşler. Kaçını boyamışlar? 3'e. Burada ise 100 parçaya böldüklerine göre biz burayı 10 ile genişletmemiz lazım. 10 ile genişletirsem ne olur? 30 parçasını boyamam lazım. 30 parçasını boyayacaksam 3 tane 10'luk boyarım. 1, 2, gördüğünüz gibi şöyle 3 tane 10'luk boyarım. Yeşilde ise 100 parçaya bölmüşler. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tanesini boyamışlar. %20 10'da nedir? Hemen biz bunu bir 10'a bölelim. Burayı da 10'a bölelim. Ne olur? Burası 2 bölü 10. Yani iki parçasını tamamen boyasanız yetiyor arkadaşlar. Böyle boyadık. Burada 10 parçaya bölüp 5'ini boyamışlar. Biz bunu sadeleştirecek olsak 5'e bölsek 5'e bölsek ne olur? 5'i 5'e böl 1, 10'u 5'e böl 2. 2 parçaya bölüp 1'ini boyasak da olurdu. Aha da bakın burada o var zaten. Neymiş orası da? 1 bölü 2'ymiş. Yusuf'un kumbarasında bu kadar sayıda para varmış. Toplam ne kadar yapar diyor. 18 tane 1 lira zaten 18 TL yapar. Şimdi 5 tane 50 kuruş çarparsam ne yapar? 250 kuruş. Ben bunu 100'e bölersem çünkü bakın bu köşede ne demiş? 1 lira 100 kuruştur demiş. Burası da ne yapar o zaman? Sondan 2 basamağı virgülle kaydırırsam 2,50 TL de burası yapar. 100'e bölünce liraya çevirmiş oluyoruz. 9 ile 25'i çarpalım. 25'i çarpıyorum. 5 kere 9 45. Elde var 4. 2 kere 9 18.
4 daha 22. Son bunu 100'e böleceğiz bir de. Bunu 100'e bölersek ne olur? 2,25 TL'de o yapar. Şimdi bu TL, bu TL ve bu TL'yi toplayacağız. Kumbaramızda kaç lira var ona bakacağız. 18,00, 2,50 bir de 2,25'i topluyoruz. Hemen artı dedim. 5, 7, virgül dedim. 8, 10, 12'nin ikisi elde var. 1, 1, 1 daha da 2. 22 lira 75 kuruş yapar. Satranç tahtasındaki boş olan kısım, yani buradaki kısmın yüzde ile ifadesi soruyor. Yani yüzde kaçıdır diyor. Şimdi biz onu şöyle düşünsek arkadaşlar. 64 tane kutucuk var. Bu kutucuğun içinde burada 8, 16, 24, 32 tanesi boş. 32. Zaten arkadaşlar 32 ile 64 birbirlerinin iki katı değil mi? 32'ye bölersem 1 bölü 2 çıkar. Bana 1 bölü 2'nin yüzde kaçı, yüzde kaça eşit olduğunu soruyor. Ne yapacağız 1 bölü 2'nin? Paydasını 100 yapacağız o zaman. 50 ile çarparsam ne olur? 50 bölü 100. Zaten yarım demek, %50 demek değil midir? Aşağıdaki tablo bir spor okulundaki öğrencilerin spor alanlarına göre dağılımını göstermektedir. 32, 33, 34 soruları birbirinden bağımsız olarak tabloya göre cevaplayacakmışız. Tamam, cevaplayalım. Okuldaki öğrenci sayısı 180 ise handball alandaki öğrenci sayısı kaçtır? Şimdi handball %20'siydi değil mi? Şöyle düşünün arkadaşlar. %20'yi biz sadeleştirdiğimizde 10'da 2'si gibi düşünebiliriz. Yani 180'in 10'da 2'sini bulacağız. 180'i ben ne yapacağım? 10'a böleceğim öncelikle. Bir şeyi 10'a bölmenin pratiği neydi arkadaşlar? 0 silmekti. 18 yapar. 18'de de ne yapacağız? 2'yi çarpacağız. Çarparsam ne olur? 36 yapar. Okuldaki öğrenci sayısı 200 ise voleybol alandaki öğrenci sayısı kaçtır diyor. Voleybolumuz neydi? 30. Yani %30'unu bulacağız biz bu 200'ün. 200'ün %30'unu bulurken 200'ü 100'e bölebilir miyim? Bakayım. Bölebiliyorum. Sadeleştirmeye gerek yok o zaman. 200'ü 100'e bölersem sıfırlar gider. 2. 2 ile de neyi çarpacağım? 30'u. Çarpı 30 ne yapar arkadaşlar? 60 kişi voleybolcudur. Okuldaki öğrenci sayısı 160 ise diyor. Şimdi arkadaşlar ilk başta şurayı biz yüzdeleri gelin birazcık sadeleştirelim. Futbol bilen kişi %10'du. Sadeleştirirsem ne olur arkadaşlar? 1 bölü 10. Handball bilen kişi %20'ymiş. 20 bölü 100. Sadeleştirirsem 10'da 2'si. Voleybol bilen %30'muş. 30 bölü 100. Sıfırlarını silersem 10'da 3'ü. Ve basketbol bilen %20'siymiş. Sıfırlarını silersem 10'da 2'si. Şimdi niye ben bunu böyle sadeleştirdim? 160 100'e bölünmez ama 10'a bölünür. Şimdi çözmeye başlayalım. Yanlış olanı arıyoruz bu arada. Voleybol alandaki öğrencilerin sayısı 48'dir. Şimdi voleybolumuz neydi? 10'da 3. 160'ı 10'a böleceğiz. Sıfırlarını sildim. Eşittir 16. 16 ile de neyi çarpacağız? 3'ü çarpacağız. 48 yapar. Bu doğrudur. A şıkkı yanlış değil yani. Handball ve basketbol alandaki öğrenci sayısı. Şimdi handball ve basketbol 2 bölü 10. 2 bölü 10 daha 4 bölü 10'dur. 160'ı 10'a böleceğiz. 4 ile çarpacağız. 0 0 gitti. Ne kaldı? 16. 16 ile de 4'ü çarparsam 64 yapar. Yalnız 96 diyor. Yanlış olan bu. Diğerlerinin de doğru olduğunu ispat edelim. Futbol alanındaki öğrencilerin sayısı basketbol alanındaki öğrencilerin sayısının yarısı kadardır. Şimdi arkadaşlar futbol 10'da 1, basketbol 10'da 2. Zaten 10'da 1, 10'da 2'nin yarısıdır. Gitti. Voleybol alanındaki öğrencilerin sayısı handbol alanındaki öğrenci sayısına 16 fazladır. Şimdi voleybol handboldan diyor. Voleybol 3 bölü 10. Handbol ise 2 bölü 10. Bu bundan 1 bölü 10 kadar fazla değil mi? O zaman ben 160'ın 10'da 1'ini bulsam yeter. 160'ı 10'a bölersem 16 çıkar. Bu da doğru. Yani cevap Bursa olur gene. Ali şekildeki gibi kütlesi 11 kilogram olan halter çubuğun sağ ve sol tarafına gördüğü kütleleri takmış. Ne kadar yük kaldırmıştır diyor. Bu arada çubuğumuzu unutmayalım. 11 kilogram ekleyeceğiz. 10.2'den 2 tane. 10.2. 15.6'dan 2 tane. 15.6. 15.6. 5.4'ten 2 tane. 5.4. 5.4.
ve 11 kilogramlık çubuğumuzdan da bir tane. Bunu toplayalım. 4, 4 daha 8, 12 daha 20, 24. 24'ün 4'ü elde var, 2. 2, 5 daha 7, 5 daha 12, 5 daha 17, 5 daha 22, 1 daha 23. 23'ün 3'ü elde var, 2. 2, 1 daha 3, 1 daha 4, 1 daha 5, 1 daha 6, 1 daha elde, 1 daha 7. 73,4 kilogram ağırlık kaldırmıştır. Özge bir mağazada bisiklet üzerindeki etikete baktığında indirimde olduğunu görmüştür. Yalnız etiketin bir kısmı yırtılmış. Sadece %25 indirimli olduğunu biliyor. Biz zaten hesaplarız değil mi? 500'ü 100'e böleriz. 25 ile çarparız. 500'ü 100'e böldüm. Sıfırlar gider. 5. 5 ile de neyi çarpacağım? 25'i çarpacağım. %25 indirimde ya. 5 kere 5 25. Elde var 2. 2 kere 5 10 12. 125 TL indirime gitmiş. Bunu da ne yapacağız? Çıkartacağız. Çünkü bize indirimi sormuyor. İndirimli fiyatı soruyor. 500 liradan çıkartarak buluruz biz de o indirimi. Çıkartıyorum. 10'dan 5 çıktı 5. 9'dan 2 çıktı 7. 4'ten 1 çıktı 3. 375 TL'ye düşmüş. K ile L arasındaki uzaklığı soruyorsa bize. Öncelikle şu L'nin tamamından yani 7.1'den. 7 tam 10'da 1'den. Biz K'ya kadar olan kısmı çıkartırız. K'da 2.7'ye kadar olan kısmı çıkartırız. Burası 2.7'ymiş. Çıkartalım bakalım 2.7'yi. 11'de 7 çıktı 4. Alttan 2 çıktı 4. 4.4 santimdir. Aşağıdaki tabloda bir mağazadaki bazı ürünleri ve bu ürünlere etiket fiyatı üzerinden uygulanacak indirim yüzdeleri verilmiş. Buna göre bu mağazada indirim sonrası fiyatı en yüksek olan ürün ile fiyatı en düşük olan ürün sırasıyla işte hangisidir? İndirimli fiyatlarını bulalım. Şimdi etiket fiyatı 150 lira olan etiketin %20'si indirilecekti ya. Şimdi biz 150'yi 100'e bölemeyeceğimiz için şu %20'yi birazcık sadeleştirelim. Sıfırları silersem 10'da 2'si kadar indirim yapılacak. Bak biz bunu buluruz. Ne yaparız? 150'yi 10'a böleriz. 15. 15 ile de 2'yi çarparız. 30 lira inecek aşağıya. 150'den 30 çıkartın. 150-30 eşittir ne olur? 120 TL'ye düşer. Diğerine bakalım şimdi. Şimdi 100 liranın %10'u. 100, 100'e bölünür. Hemen bölelim. 100 bölü 100 eşittir 1. 1 ile de 10'u çarparsam 10 lira düşecek. Zaten 100 liranın %10'u 10 liradır. Çıkartırsam bu 10 lirayı neye düşer? 90 liraya düşer. Gömleği de daha değişik bir yöntemden çözelim. Bu ne demektir? %15 lira değil mi? 100 lirada 15 lira düşüyorsa 50 lirada da 15'in yarısı kadar düşer. Yani 15'in yarısı da nedir? 7,5. İşte biz 50'den 7,5'u çıkartalım. Aha şuradan çıkartıyorum. 50'den 7,5 çıkartacağım. 0 dedim, virgül attım. Ne olur burası? 42,5 TL'ye düşer. 42,5 TL'ye. Bir şeyin %50'si demek de zaten yarısıdır. Çanta ne kadar düşecek? 100 lira düşecek. 100 liraya düşer. İndirim sonrasında fiyatı en yüksek olan ürün burada gördüğünüz gibi etektir. 120 liradır. Eteğimiz olacak başta. Sonra en düşük olan ürün de 42,5 lirayla gömlektir. Etek ve gömlektir. En yüksek ve en düşük fiyatlar. Aşağıdaki sayı doğrusu ve bu sayı doğrusu üzerinde bazı noktada karşılık gelen sayılar A ve B harfleriyle gösterilmiş. Öğretmeni Ezgi'den bu A ile B'yi topla demiş. Bir bakalım bakalım. A normalde nedir? 1 tam 1 bölü 5'tir. Bunu Ezgi bileşeğe çevirmiş. Doğru çevirmiş mi bakalım? 5 kere 1 5. 1 daha 6 bölü 5. Doğru çevirmiş. Ondalığa çevirmek için de paydayı 2 ile çarpmış. 12 bölü 10. Orayı da doğru yapmış. Paydan 10'sa 1 virgül kaydırırsın. 1.2 olur. İlk adımda hata yok arkadaşlar. İkinci adıma geçelim. Bu B'miz normalde 1 tam 4 bölü 5'tir. Bu 1 tam 4 bölü 5'i bileşeğe çevirelim. Ne olur arkadaşlar? 9 bölü 5. Burada hata yok. 9 bölü 5'i 2 ile çarparım payda 10 olsun diye. 18 bölü 10. Burada da hata yok. Paydam 10'sa 1 virgül kaydırırım. 1.8 olur. Evet, burayı da doğru yapmış. Üçüncü adımda bu iki tane şeyi topla demişti hocası. O da toplamış. Bakalım alt alta yazalım. Doğru toplamış mı? 1.2, 1.8. Toplayalım. 8, 2 daha 10. Elde var 1. 1, 1 daha 2, 1 daha 3. 3.0.
Orada da hata yok. O zaman Ezgi bu soruyu doğru çözmüştür. Aşağıdaki verilen sayı doğrusu üzerindeki bir A noktası işaretlenmiş. A noktasına karşılık gelen sayının ondalık gösterimini soruyor. Bir kere 3 tam var. 8 parçaya bölmüşler, 3.'ü almışlar. Biz 8'i görünce aklımıza hep ne geliyordu? 125 demek. Çünkü 8 ile 125'in çarpımı 1000'di. Şimdi bu 3 tam paydan 1000 oluyor da bu 125'ten 3'ü de bir çarpalım. 125 ile bir 3'ü çarparsam 3 kere 5 15 elde var 1. 3 kere 2 6 1 daha 7 3 kere 1 3. 375 bölü 1'miş. Bu da nasıl yazılır? 3 tam 1000'de 375 bu şekilde yazılır. O da hangi şıkta var? A şıkkında var. Betül ile Meyrem aralarında bir oyun oynamaktadırlar. Betül Meyrem'e iki kesir söyler. Ardından Meyrem bu iki kesir arasında bir ondalık gösterim bulup söylerse sıra Meyrem'e geçer. Buna göre Meyrem 1 bölü 2 ve 4 bölü 5 kesirlerini söylerse Betül doğru cevap olarak aşağıdakilerden hangisini söyleyebilir? Biz bunları gel ikisini de ondalık kesire çevirelim. 2'yi 5 ile genişletelim. 5'i de 2 ile genişletelim. Ne olur? 5 bölü 10 ile 8 bölü 10 arasında ne söyleyebilir arkadaşlar? 0.6 ve 0.7'yi söyleyebilir. Burada tek şık arada olan C'dir. Bir futbol maçı ilk devre 45 dakika, ikinci devre de 45 dakika olmak üzere toplam 90 dakikadır. Verilen bilgiler doğrultusunda ikinci devrenin 27. dakikası ile biten bir maçın yüzde kaçı bitmiştir? Şimdi arkadaşlar bu 90 dakikanın ne kadarı geçti? 45 ve 27 geçti. Toplayalım 12'nin x'i elde var 1. Topladığımda 72'si. 90'da 72'si ama bana yüzde kaçı diyor. Bunu biraz sadeleştirip sonradan da geri genişletmemiz lazım. Gelin birazcık 9'a bölelim bunu. 9'a böldüğümde 8 bölü 10 oldu. Bir de bunu hemen ne yapalım? Yüzde dediği için paydamızı yeniden 10'la çarpalım. Payımızı 10'la çarpalım. 80 bölü 100 olur. Ne kadar geçmiş arkadaşlar? %80'ı. Sıralamanın doğru olması için üçgen yerine gelebilecek rakamların toplamı diyor. Peki 32 tamı var. 32 tamı var. Bunun da 32 tamı var. Şimdi buradaki 1 var ama burada da üçgen var. Şimdi buradaki 85 diyor. Şimdi burada ise 24 diyor. Burası daha az. O zaman bunun üçgenin olduğu kısım birden fazla olmak zorunda. Yani en az 2, 3. Şimdi nereye kadar gideceğiz diyeceksiniz. Şu sınıra bakalım. Baktım burası 30 mu? Evet. Burası ne? 24. O zaman 6'ya kadar gidebiliriz. Çünkü virgül 624 virgül 630'dan azdır. Yani 6'da olur. 2, 3, 4, 5, 6. Bunların toplamını soruyor. Toplayacak olursak 6, 5 daha 11, 4 daha 15. Şurası da 5 yapar. Toplarsam 20 yapar. Ondalık gösteriminin onlar basamağındaki rakam. Hemen onlar basamağındaki rakamı yuvarlak içine aldım. %1'ler basamağındaki rakam yer değiştirecekmiş. %1'ler basamağındaki rakam bu. O zaman 1'i buraya alacağız. 112 tam olur. 5'i de bunun yerine alırsak 358 olur. Bize bunu soruyor. 112 tam 1000'de 358. Nerede var? A şıkkında var. Onda birler basamağındaki rakam 3 olan ondalık gösterim başta giden hangisidir? Şimdi arkadaşlar onda birler basamağındaki rakam virgülden sonraki ilk basamaktı. İşte virgülden sonraki ilk basamak 3 olacak. Burada 2 var. Burada 3 var. Cevap Bursa. Burada 7 var. Değil. Burada 5 var. Değil. 46. soruda sudoku var. Sudoku da diyor ki birden 4'e kadar olan sayılar yatay birer kez, dikey birer kez yazacaksın diyor. Yazalım. İlk gelin D'den başlayalım. D'ye biz ya 3 ya da 4 vereceğiz. Ama 4 burada da var. O zaman mecburen D'ye ne verdik? 3. D'miz 3'müş. Şimdi 2, 3, 4 kullandığına göre burası 1 olur. Burası 1 ise A'ya ne kalır? 2. Çünkü 1, 2, 3, 4 birer kez kullanması lazımdı. A'da ne oldu? 2. Şimdi B'ye bakalım. B'nin olduğu sütunda 1 kullanılmış, 2 kullanılmış. Yani B 1 ile 2 olmayacak. Şimdi yatay süt satıra bakalım. 3, 2 kullanılmış. O zaman B'miz mecburen ne oldu?
4 oldu. B 4, C de 1 oldu. E'ye geldiğimizde E'nin sütununda 1, 2, 3 kullanılmış. E'de ne kaldı? 4 kaldı. E'de 4'müş. Şimdi biz bunları kullanacağız. Bize diyor ki 2 basamaklı, tam kısmı 2 basamaklı olan en büyük ondalık gösterim. Tam kısmı 2 basamaklıysa 4 ile 4'ü tam kısımda kullanırız. Kalan 3, 2, 1'i de bu şekilde yazarsak sayımız en büyük olur. 44 tam 1000'de 321 olur. Sizi yormamak için 47. soruda bırakıyoruz. Bir sonraki videomuzda bu fasikülü de bitiriyoruz inşallah. Görüşmek üzere canlar. Bay bay.